Herkese merhaba, ismim Şeyda, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz yaramazlık videosu yapacağız. Kayınvalidemin makyaj çantasını karıştıracağız. Tabii ki siz sormadan söyleyeyim, haberi var. İzin alarak aldım. Şimdi tek tek kullandığı ürünleri birlikte bakalım, inceleyelim. Ben böyle çok merak ederim, çok da severim böyle makyaj malzemelerinin çantalarını bakmaya falan. Tabii ki izinli. Kuzenimin de daha önce böyle bir yaptığımız videosu olmuştu. Onunla birlikte incelemiştik, ürünlerini kendi anlatmıştı. Şimdi burada ben de annemin makyaj malzemelerini, kozmetik ürünlerini sizlere göstereceğim. Birlikte bakacağız. Önce şöyle ten ürünleri görüyorum. Onlarla başlayalım. L'Oreal'in True Match fondöteni. Bu benim çok sevdiğim bir fondötendir zaten. Beige Rose. Bu arada annemin rengi açık bir renk. Nasıl diyeyim? Beyaz tenli ama pembe beyaz. Yani biraz soğuk alt tonlu bir teni var bence. Saçları da kızıl turuncu. Ürünler daha çok muhtemelen beyaz tenlilere gidecek ürünlerle denk geleceğiz. Ben yine numaralarını da gördükçe söyleyeceğim. Fondötenin numarası Beige Rose demiştik. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir fondöten. Infallible ile True Match'in farkı aslında True Match biraz daha parlak bitişli bir fondöten. Eğer cildiniz çok yağlı değilseniz bunu çok seversiniz. Kapatıcılığı çok güzel, çok doğal duruyor. Bence sağlıklı, hoş bir ışıltı da veriyor. Ama yapısı hafif pudralı olsun, benim cildim parlama yapıyor, yağlı bir cildim var derseniz L'Oreal'in Infallible'ını da tercih edebilirsiniz. Bir de bir Tinted Moisturizer var, Fleur Marine. Ben de kullanıyorum ama benimkinin kabı farklı mesela. Bakayım yapısı nasıl. Kokusu da çok benziyor. Çok yakın gibi ama bunun böyle acaba kapatıcılığı bir tık daha fazla mı? Şu an yüzümde de benim var ama pembe ambalajlı olan. Sanırım bunun kapatıcılığı bir tık daha fazla olabilir gibi geldi. Bunun rengi de Ivory Nude 003 numara. Bu da yine bayağı açık renk bir renk. Gözükmüyor bile. Bakalım kapatıcı buldum bir tane. Concealer, pastelin concealer'ı. Daha önce hiç kullanmadım. Yuvarlak bir fırçası var. Şöyle göstereyim. Bunun numarası da 101 porselen. Tabii en açık rengi tabii ki. Şöyle göstereyim. Ama kıvamı güzelmiş. Evet, 101 numara. En açık renk concealer. Bakalım başka neler var. Bir concealer daha buldum. Ha, bu primermiş, pardon. Far için primer. Bu da Golden Rose'un far bazı. Bakalım renkli mi? Çok merak ettim. Sanırım hafif renkli. Ay, çok korkarak sıkıyorum. Oo, bayağı katı bir yapısı var. O yüzden muhtemelen de farı güzel sabitliyordur. Şöyle. Direkt böyle kapatıcısız da uygulanabilir gibi duruyor. Çünkü hafif bir kapatma etkisi var. Ama bir renk açıklığı hazırlamak için tabii önce concealer sürüp sonra primer sürmek mantıklı. Eğer hani böyle katlanma, göz katlanma çizginizde çok far birikiyorsa siz de bir far bazı kullanabilirsiniz. Devam ediyorum. Karışık devam ediyorum artık. Şöyle bir şey buldum. Ha, bu makyaj fırçasıymış. Bunlar şey olarak çok kullanışlı oluyor, bu tarz kapaklı fırçalar. Yanınıza aldığınızı almazsınız. Çok böyle uzun bir dışarı çıkma gibi değilse de. Mesela aldığı sürün bu fırçaya, sonra kapatın. Alın yanınıza, sadece fırçayı alın. Aldığı taşımadan alnınızı tazeleyebilirsiniz bir kere. Öyle bir şey olabiliyor. Ben önceden yapıyordum. Maskara L'Oreal Telescopic Mascara Extra Black olanı. Ya teleskopik maskara gerçekten harika. Onun gibisi yok. Şöyle fırçasını tekrar gösterelim. Alışılmışın dışında bir fırça, silikon bir fırça ama bence çok güzel ayırıyor ve uzatıyor teleskopik. Fleur Marine bir eyeliner'ı var, hem de suya dayanıklı. Bunların adını ağlamaya dayanıklı yapmalar bence, su değil de. Sonuçta her gün havuza, denize girmiyoruz değil mi? Evet, bir de Wet n Wild'ın bir maskarası var. Onun da fırçası silikon, şöyle göstereyim. Bu fırçalar da çok kullanışlı. Ben zaten silikon fırça seviyorum. Başka neler varmış bakalım. Avon'un bir göz farı var. Şu şekilde. 4 katlı. Renkler de birbiriyle güzel uyumlu renkler. Şöyle açıyorum. Aa, yapısı kremsi. Kremsi yapıdalar. Toz far değil. Gri, yeşil tonları. Ve
ve sedefli renkler şöyle sürdüm elime. İçinde aynası da var. Ben bir yandan böyle bakıp bir yandan anlatıp kendimden geçtim. İnşallah göz temasını yeterince kurmuşumdur. Estée Lauder'un bir göz kalemi var. Şöyle çift taraflı mı? Burası fırça mı? Evet, burası fırça. Flormar'da ben görmüştüm. İlk çok hoşuma gitmişti. Yani hani kendi fırçasıyla süngerle daha rahat dağıtıyorsunuz. Bu yeşil bir kalem. Annemin göz rengi de böyle ela kahve gibi. O yüzden bu renk ona çok yakışır bence. Böyle yeşil bir renk sürüyorsun ama kendi arkasındaki fırçayla dağıtarak daha buğulu bir görünüm de verebilirsin. Far gibi de kullanabilirsin. İstiyorsan direkt kalem olarak da kullanabilirsin. Çok mantıklı. Pharmacy'nin dudak kalemi. Waterproof diyor. Aa, bunun rengi çok güzelmiş. 05 numara. Hemen elime çiziyorum şöyle. Çok tatlı bir renk. Hoş. Tatlı bir nude ama koyu da, rengi belirgin de. Pharmacy'nin ürünleri de genel olarak güzel oluyor. Bu kalemlerden bende de var. Gold. Böyle kahve olarak. Bu da yeşil tonu. Çok kullanışlı oluyor. Özellikle böyle gölgeli renkli makyajlarda. Bunların yapısı da böyle kremsi gibi kalem farı olduğu için sürümü çok kolay. Yine Avon'un bir kalemi. Şöyle. Açık renk Hint of Mint'miş. Diğeri de Green Dream'miş. Bir numarası yok sanırım. Sadece bu renk isimleriyle alınan bir kalem. Bir maskara da Liked markasının Gorgeous maskarası. Bu da bence teleskopik maskaraya zaten muadil bir maskara. Ben seviyorum. Bu da çok güzel. Hem de dolgunluk da veriyor. Severek kullandığım bir maskara benim de. Estée Lauder'ın far paleti. Minik far paleti. Hemen gösteriyorum. Güzelmiş rengi. Özellikle şu koyu renk olanı çok beğendim. Bakın şimdi. Önce açığı süreyim. Açık böyle sanki baz gibi. Açık çok belli olmuyor ama koyuyu göstermek istiyorum şöyle elimle. Bakar mısınız? Böyle vizonla, böyle toprak tonu desen değil, gri desen değil, çok tatlı bir renk. Her göze de çok yakışacak bir renk. İçinde de minik ışıltılar var. Bunun numarası 05 Pink Dusk'mış. Ah, Flormar'ın Chicken Cheek bu. Flormar'ın aydınlatıcısı ama far olarak da çok güzel, aydınlatıcı olarak da çok güzel. Ben bir ara bunu çok aramıştım ama bulamamıştım ya. Bakar mısınız, çok güzel rengi. Gold şampanya arası bir rengi var. Adı da Mini Gold 02 numara. Bence çok başarılı bir renk. Özellikle far olarak da çok kullanışlı olur diye düşünüyorum. Derken Flormar'ın bir farı daha elime geçti. Şöyle göstereyim. Bu biraz daha böyle bronze gold. Yo, bayağı gold. Bu bayağı gold. Şöyle göstereyim. Belli oluyor biraz. Bunun numarasını göremedim. Bulamadım. Silinmiş herhalde. Ya da kapağında yazıyordu. Bilmiyorum ama bayağı böyle gold bir renk. Yani bu zaten Flormar'ın klasik farlarından. L'Oreal Paris'in bir ürünü var şu an elimde. Kremsi yapıda, sarı renkte. Bu da herhalde far. Bilmiyorum açıkçası. Evet, bayağı ışıltılı. Şöyle göstereyim. Güzel bir farmış. Yumuşacık kremsi yapıda. Yani renk olarak da göründüğü gibi olmuyor. Sürdüğünüzde çok tatlı, güzel bir gold oluyor. Özellikle açık tenli arkadaşlar da çok daha hoş durur diye düşünüyorum. Bir tane daha çıktı. Stoklanmış. Demek ki güzelmiş bu eyeliner, lip liner. Bir tane daha alınmış. Golden Rose'un tekli bir farı. Siyah mat bir far. 214 numaraymış. Siyah mat bir far zaten her çantada olması gerekiyor kesinlikle. Bu da Avon'un yine bir farı. Sanırım bu gri tonlar çok sevilmiş. Bayağı bunlar bitmiş neredeyse. Ama güzelmiş tonlar gerçekten. Birbiriyle çok uyumlu. Özellikle koyu griyi çok sevdim. Hoşmuş. Bunun numarası da True Color Smoky Eye diyor. Şöyle bir kodu var. Şöyle göstereyim. Hem pembe, beyaz, açık gri, koyu gri var içerisinde. Biotherm markasının bir allığı. Pembe tonlarında. Tatlı, açık bir pembe allık. Bunun numarası da 20. Ben daha önce hiç Biotherm kullanmadım ama çok duydum adını. Yine Pharmacy'nin bir göz kalemi. Bayağı zeytin yeşili bu. Çok güzelmiş rengi. Şu. Değişik bir yeşil. Çok hoşmuş. Evet. Pharmacy. 04 numara. L'Oreal Paris'in. İşte göz rengi böyle ela kahve olunca yeşil kalem çok oluyor tabii. 118 numarası. Buna çok yakın ama bir tık daha soğuk yeşil olan rengi. Bir dudak kalemi daha çıktı. Bunun markası da Biotherm yine. Bayağı böyle pembe tonlarında bir nude. Oo, çok güzelmiş. Bu ruj olarak da kullanılır.
Nitekim arkasında zaten fırça var. Çünkü yapısı da yumuşacık. Hakikaten böyle mat, dudakta kolay kolay çıkmayan bir ruj olarak kullanılır. Hatta benim şu an dudağımdaki ürüne çok benziyor rengi. Bildiğisin bu parlatıcısı, strawberry olan çok benziyor bence. İster dudak kalemi ister ruj olarak bu kullanılır, çok da güzel olur. Ah, bu ürünü çok seviyorum işte. Flormer'ın Micro Filler Brow Pen. Şimdi dilim dönmedi bir türlü. Şu şekilde fırçası olan... fırça yapısı biraz bozulmuş. Aslında böyle microblading yaptırmış tarzında şöyle bir fırçası var. Böyle boşlukları daha doğal bir şekilde dolduruyor. Bu Light Brown 01. Muhtemelen en açık kahve olanı. L'Oréal Paris'in jel eyeliner'ı var bir. 01 Pure Black. Önceden jel eyeliner özellikle çok modaydı hakikaten. Özellikle bir başkasına uygularken eyeliner fırçasıyla bunlar biraz daha kolay oluyor sanırım. Bir de Lancôme markasının bir farı var. Tekli farı. Mor tonunda. Bayağı tatlı koyu bir mor. Mürdümümsü bir mor. Şöyle göstereyim elimde. Bunun numarası da 36. Biotherm'in bir tekli farı daha. Fırçası düştü içinden. Bu da bu böyle şey bebek mavisi gibi tatlı bir mavi. Uçuk mavi. Çok tatlıymış rengi ama. Ve pigmentasyon çok başarılıymış bu arada. Yalnız şu hiç toz tutmadı sürerken Lancôme. Evet, bu çantayı bitirdik. Şimdi dudak ürünlerine diğer tarafa geçelim. Şunları da toplayayım ben bu arada. Birkaç toz ürün daha var şimdi. Önce Estée Lauder'ın şöyle bir far paleti. Dörtlü. Genelde böyle pembe tonlarındaymış. Tatlı da renkler. Şöyle parmağımda göstereceğim. Elim çok doldu. Güzelmiş renkleri. Hemen numarasını söyleyeyim. 16 numara Rose Amethyst. Bir de Lykt'ın 380 numaralı far paleti var. Şöyle göstereyim. Daha böyle toprak tonları, kiremit tonları. Onu da elime şuraya çizelim hadi hepsini göstereyim. Renkler bu şekilde. Bayağı koyu renkler, hoş renkler. Özellikle sonbahar makyajlarında güzel olur. Lovely markasının şöyle üçlü kontür seti. Bu da ben de kullanmıştım. Açık renkli kişilere daha güzel oluyor. Çünkü bronzer'ın rengi çok böyle koyu değil. Ben de mesela çok belli olmamıştı. Çok koyu olmamama rağmen. Şimdi gösteriyorum şöyle. Bakın şöyle bir bronzer. Ama kızıllık yok gerçekten. Bronzer'ın rengi çok güzel. Şu pudrası çok güzel. Transparan pudra gibi düşünebilirsiniz. Göz altlarınıza sabitlemek için. Ya da böyle concealer'ı sadece bunu sürüp kullanabilirsiniz. Bu da aydınlatıcı olarak allık değil de. Böyle şampanyayla roz arasında çok tatlı bir rengi var bunun da aydınlatıcısının. Dediğim gibi özellikle açık renk arkadaşlara bence çok yakışır. Elf markasının Little Black Beauty Book diye şöyle bir paleti var. Açtığınızda bakalım şimdi renklere. Ay bu çok güzelmiş. Bakar mısınız kitap şeklinde? Hemen hemen her ton var. Özellikle kahve tonları. Çok başarılı. Çok güzel makyajlar çıkar bundan. Kaç tane varmış hemen sayıyorum. 28 de burada. 48 tane farklı renge sahip. Şöyle canlı güzel renkli renkler de var. Kahve tonları da var. Hafif şeftali pembe tonları da var. Çok güzelmiş bu. Ben bundan önce hiç görmemiştim. Warm Edition'mış. Evet, Warm Edition diye geçiyor sanırım. Herhangi bir numarası yok. Bayağı kitap gibi yapmışlar. Yumuşacık. Yine bir Lancôme'un ürünü. Evet, bunda da üsttekiler far, alttakiler de dudak ürünü. Şöyle şu bayağı kırmızı ruj gibi. Diğeri de parlatıcı gibi bir şey. Böyle kahverengi gibi duruyor. Ama sürdüğünüzde sürecek yer kalmadı. Şöyle şuraya süreyim. Sürdüğünüzde sadece parlatıcı etkisi olan bir ürün. Hafif de böyle bir kahve tonu veriyor. Fırçası çok başarılı bunun. Bu taraf far fırçası. Diğer tarafta dudak fırçası. Yani böyle ürün bitse bile bu fırça saklanır gerçekten. Aynası da var. Şöyle küçük ama kullanışlı bir ürün bu da. Palet. Flormer'ın bronzer ve allık olan bir paleti. İkili. Bunun numarası da P116'ymış. Şöyle göstereyim. Pembe bir allık. Bir de bronzer. Soğuk tonlarda ve açık tonlarda. Bu da yine açık ten rengi arkadaşlarla daha belirgin olacak bir ürün.
Gelelim rujlara. Evet, rujlara geçmeden önce ellerimi temizledim. Flormar'ın bir rujuyla başlıyoruz. Bunun numarası 04 Warm Peach. Şöyle göstereyim. Şeftali tonlarında tatlı açık renk bir pembe şeftali bir ürün. Çok güzelmiş rengi. Flormar. Kokusu da çok güzel. Mis gibi kokuyor. Ruj kokularını çok seviyorum. L'Oreal Paris'in şöyle çift taraflı bir ruju var. Tamam. Şöyle. 1 numara 2 numara diyor. Bu aslında şöyle balm gibi olduğunda bu biraz daha böyle kalıcılığı arttıran bir şey bildiğim kadarıyla. Bu tarafı da biraz gloss gibi. Evet. Pembe gold ışıltıların olduğu bir gloss. Şöyle göstereyim alttaki. Biraz sonuna gelmişiz. Evet. Aynen. Aynen böyle pembe tonlarında, açık renk tonlarında rujlar daha çok seviyor. Çünkü ona o renkler çok yakışıyor gerçekten. Catrice markasının 060 numara nude tonlarında bir ruju. Tam nude işte. Mesela bu bende asla olmayacak bir renk. Bu rujları acaba ben mi kırıyorum? Dayanıksız dediğim rujlarım. Neyse geri hemen sabitlendi. Geri koyuyorum. Bu da baya böyle ışıltılı. Tam nude. Böyle hafif parlatıcı etkili. Bende hiç gözükmeyecek ama çok beğendiğim renk tonlarından biridir. Ay bunlara bayılıyorum. Bu makaron kokulu L'Oreal Paris'in mat likit rujları. Ya böyle bir koku yok. Şeker gibi yiyesi geliyor insanın. Bunun numarası 828. Framboise Frenzy'miş adı da. Rengin tatlılığına bakar mısınız şimdi? Harika değil mi? Tam böyle canlı bir pembe. Biraz daha yaklaşayım şöyle gözüküyordur umarım. Bitmeye yakın bir ürün. Estee Lauder 340 numara. Ama yine pembe tonu sanırım ama biraz daha koyu. Oo, bu koyu bir renkmiş. Ama rengi çok güzel. Şu alttaki. Estee Lauder'ın yani yapısı çok güzel gerçekten. Avon Color Trend bir lip gloss var. Bu kırmızı sanırım. Şöyle yandan devam ediyorum. Evet, kırmızı. Böyle tatlı nar çiçeği kırmızı ama. Güzel cart bir kırmızı. Farmasinin bir ruju. Ben Farmasinin rujlarını sevdim bu arada. Birkaç tane deneme şansım oldu. Onları da sevdim. Bunun numarası bilmiyorum. Ya, yani o altındaki şey çıkmış. Ama rengi göstereceğim. Tatlı bir nude pembe. Güzel bir renk, tatlı bir renk. Böyle somona çalıyor hafif. Yapısı da güzelmiş bu arada. Böyle saten gibi yumuşacık. Bu da yine Avon'un bir ruju. Sparkling Blush. Ay pembe ama içi bayağı böyle simli. Çok tatlı bir renk. Baya baya simli bir ruj. Çok güzel. Tam Barbie ruju. Bir de yine L'Oreal Paris'in çift taraflı. Aynen bu da yine aynı şekilde. Bir tarafı böyle balm gibi. Lip balm gibi. Diğer tarafı da gloss olan bir ruj. Bunun numarası neymiş? 802. Bu da böyle gül kurusu bir renk. Şu en alttaki. Bu da güzelmiş yapısı. Hoşuma gitti. Bunlar mat mı? Çok mat değil gibi geldi. Ama sim ışıltı yok içerisinde. Bir de Golden Rose Prestige serisinin 01 numaralı bir gloss'u var. Onu da göstereyim. Bu da tam bir nude tonunda. Gloss zaten. Şu en üste sürdüm. Yine benim çok beğendiğim ama bende hiç gözükmeyecek renklerden. Harika bir renk bu da. Evet, bence bir sürü ürün karıştırdık, tanıştık. Rujlar genelde pembe tonlarında tatlış açık renkler. Yeşil göz kalemlerini çok sevdiğini öğrendik. Far tonlarında böyle doğal toprak tonları, yeşil tonları yine. Zaten ona her renk yakışır ama daha çok o renkleri kullandığını da görmüş oldum bu sayede. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok eğlendim karıştırırken gerçekten. Seviyorum çünkü böyle şeylere bakmayı. Siz de beğenmişsinizdir umarım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.